Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve iğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Yine her zamanki gibi size iğneden tığ bir model tarif edeceğim. Şöyle modelim bakın. Bu iğne oyası modelini sizler için tığa çevirdim. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Birebir aynısını yaptım. Şöyle kirpikler yaptım kulak çöpüyle arkadaşlar biliyorsunuz aparatımız böyle minikse kulak çöpü çünkü plastikten sıyırması kolay oluyor Eğer bu Kirpikleri Yapamayan arkadaşlar Zincir çekerek 5 zincir 5 zincir çekerek minik kirpikleri de yapabilir Şöyle zarif Daha güzel durduğunu düşünüyorum Bu şekilde bakın ilmek olarak Hoş duruyor daha biraz daha iğne benzediği için bu şekilde hazırladım. Yani siz şurada yaptığım bakın 5 zincirden yaptığım kirpikleri beyazla bu sarının 3 kirpini de aynı bu şekilde 5 zincirli yaparak yine de iğneden tığa modeli örebilirsiniz. Evet modelim bu şekilde. Böyle hem kolay hem de tiril tiril bir model olduğunu düşünüyorum. Şimdi modelin anlatım kısmına geçelim hep beraber. Evet yemenimizin kenarını şu şekilde ikişer zincir çekerek tığ battılar hazırlıyoruz ve tığ battımızın içine sık iğne ile sabitliyoruz. Şöyle ara suyunda bir tane bıraktım iki tanesini yaptım. Ara suyunu yaparak başlayacağız. Bakın 3 tane tığ battığı yaptım. Şöyle ilk başlarken aynen bu şekilde tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitliyorum. Bir defa tığımı doluyorum. Hemen bir sonraki tığ battığının içine 2-2 alarak şekilde minik bir trabzan yapıyorum. Bu minik trabzanlar kirpiklerim için yuva oluyor. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Trabzanımın içine girip kapattım bu ilk kirpiğim. Yine 7 zincir. 5, 6 ve 7. Aynı yere 3 tane kirpik yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 3. kirpiği de aynı yere sabitliyorum. Şöyle 1 2 3 zincir. Bakın 3 tane de kirpiğimiz 7'şer zincirli trabzanımızın üzerine oluşturduk. Hemen bir sonraki tığ battıya bu 3 zincirimi kapattım. Yine 3 zincirimi çekiyorum sıradaki tığ battıya kapattım. 3 zincir sıradaki tığ battıya bu şekilde kapattım. Şimdi 3 tane ara suyu koydum. 3 tane de hani çiçeğimiz minik olduğu için yeterli bence. Bakın 5 tane tığ battı. Sinek kanadımızla arasına ara mesafesi vereceğiz. Yine aynı şekilde 3 zincir sıradaki tığ battıya 1 2 3 zincir. 5. tığ battımı bu şekilde yaptım. Bir defa tığımın başını doluyorum. Bakın Sinek kanadımız için yuvayı aynı şekilde fakat 3 defa. 1, 2, 2. Arası suyundaki bu trabzanı 2 seferde sinek kanadımız için olan trabzanı da bu şekilde 3 seferde alıyoruz. 1, 2, 3, 4. Pardon arkadaşlar. Evet 4. 4 zincirimizi çekip buraya sabitledim. 3 zincirle geri dönüyorum. Şöyle ters tarafına çevirdim. Bu dört zincirimin içine sabitledim. Sinek kanadı için 8 tane zincir. 6, 7 ve 8. Çevirdim. Bu şekilde. Trabzanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 4 zincir. Bakın şöyle minik minik tercih ettim. Bu sayıyı 8 yerine 10 da yapabilirsiniz. isteğe bağlı. Çünkü bu burayı arkadaşlar sadece sabitlemek için kullanacağım. Sadece ortadaki bu yaptığımız sinek kanadını yuva olarak kullanacağım. Yine 3 zincirle 4 zincirimizin arasına sık iğne ile sabitleyip üzerine 8 zincir. 6, 7 ve 8. Çevirdim. Bakın trabzanımın içine sabitliyorum. Bu bol bol da alabilirsiniz rahat girmek için. Şöyle bakın. İkincisi nik kanadımız hazır. Yine 4 tane zincir çekiyorum. 4. zincirimi 4 zincirimi yuvaya kapattım. 3 zincir şöyle ters çevirdim. Bu 4 zincirin arasına girip sabitliyorum. Yine 8 tane zincir. 3 4 5 6 7 ve 8. Çevirdim. trabzanımın arasına kapatıyorum. 3 tane zincir. Bakın. 3. sinek kanadı da aynen bu şekilde yaptım. Yine 5 tane 3 zincirden sol tarafa da sağda olduğu gibi tığ battı yapalım. 3 zincir sabitliyorum. 3 zincir. 1 2 3 zincir sabitleyelim bakın 1 2 3 zincir sabitledim sinek kanadının sağında ve solunda olmak üzere bu şekilde beşer tane tığ battı bıraktım bir defa tığımı doluyorum hemen boş olan tığ battıya 2 2 alarak bir trabzan yapıyorum kirpiklerim için yuva 7 tane zincir kapatıyorum 7 zincirimi sabit Tekrar 7 zincir. Aynı yere trabzana kapattım 7 zincir. 3, 4, 5, 6 7. Trabzanın içine 7 zincirden 3 tane kirpik yapıyoruz. 3 zincir. Hemen bir sonraki tığ ya 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki tığ battıya. 1 2 3 zincir. Bir sonraki tığ battı. Evet. Bir defa tığımı doladım hemen boş olan tığ battıya şöyle 2 2 alarak bir tırabzan yaptım. Yine 7 tane zincir. Kapatıyorum tırabzanıma kirpik olarak. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 zincir evet sonuncu 7 zincirimi yani 3. kirpiğimi kapatıp yine dibine 3 tane zincir çekip hemen bir sonraki tığ battı ya 1 2 3 zincir bir sonraki tığ battı ya 3 zincir bir sonraki tığ battı ya şimdi bir defa doluyorum 2 2 olarak trabzan yaptım. Şimdi 7 zincir çekip bu trabzana 3 tane bu şekilde kirpik yapacağız. Şimdi arkadaşlar bakın biz bu sinek kanadına çiçeğimizi nasıl yaptık ona geçelim. Evet şöyle bakın minik bir yuvası olan hiç de battatlamadığımız için çok güzel böyle minik yuvası olan bir sinek kanatlarımız oldu. Ve ortadaki bakın buraya sık iğne ile sabitliyorum. Bunu şu dip köşeye çekerseniz şöyle daha güzel arkadaşlar şöyle öne doğru şimdi yayılacak bu o yüzden 5 tane kirpik yapacağız bakın sık iğne ile en dip hemen bu kapattığımız noktadan sabitledik bir zinciri çekip ipimizi uzattık bu kulak çöpünü alıyorum hemen bakın aparatıma taktım Hemen sinek kanadımızın içine girdik. Dibinde yine iki tane zincirimizi çekiyoruz. İki. Buraya bu şekilde ilmek toplayacağız. Şöyle sık iğnelerimizi, zincirlerimizi çekerken dibe doğru, sağa doğru meyilli yaparsak daha güzel ilmeklerimiz olacak. Bakın. Aşağı değil de sağa doğru. Üç. Bir. iki zincir. 4 Dört ve bu da 5. iki zincirim. Kapattım bakın. Bu şekilde buraya 5 tane ilmeğimi topladım. Dibine de 2 tane zincir çekerek ipimi koparacağım. 1 2 zincir. Hemen makasımı buraya bırakmışım. Evet. Şimdi bunları yakalım arkadaşlar şöyle kısaltarak yanı kızı fazla olmasın. Bakın buraya da bu şekilde. Şimdi plastikten çıkması kolay oluyor. 5 tane ilmeğimizi şimdi üzerine sık iğneli ve kirpiklerini yapalım. Evet. Şimdi ters tarafına çevirelim. Buradaki sinek kanadımızın yeşil yuvadan bu şekilde sık iğneyle ipimi buraya sabitliyorum. 7 tane zincir çekiyorum. 4 5 6 ve 7. Hemen ilk kirpikten tutturup bu şekilde buraya bir tane 7 zincirden oluşan yuva hazırlıyorum. Yine 7 zincir 6 ve 7. Şimdi bir tane kirpik bırakacağız. Şöyle ikinci kirpiğe tutturacağız. Sabitliyorum. Tekrar 7 zincir Bakın ortada bir tane en sonuncu kirpiye bu şekilde tutturdum. Bakın sadece ortadakilerde kirpik var. Yanlarda sadece yuva olacak. Yine 7 zincir. Sinek kanadının ucuna bu şekilde tutturdum. Hemen dibine bir sık iğne yapıyorum. Böyle yuvalarda arkadaşlar eğer kirpik yapacaksanız direkt dönmeyin dibine bir sık iğne yapıp dönünce şu köşesi çok güzel duruyor bakın şimdi düz yüzüne döndük burada dört tane de yuvamız oluştu şu şekilde göstereyim hemen bakın dibine sık iğne yaparak döndük ve üç tane buraya sık iğne yapacağım yuvaya bu bir bu iki ve üç üç tane sık iğnemi yaptım şöyle üçüncü sık iğnenin üzerine bir zincir çekerek ipimi uzattım yine deminki aparatım olan kulak çöpünü alıyorum ve buraya taktım bakın buraya üç tane ilmek toplayacağız bu bir dibinde iki tane zincir çekiyorum hemen aparatıma taktım 2 tekrar dibinde şöyle bir şöyle iki Evet Şimdi arkadaş bakın direkt hemen buraya araya dalmayın, şöyle tığla bir baş alın. Bu şekil güzel oluyor arkadaşlar, dönmüyor. Eğer direkt yaparsanız hem sık iğneleriniz döner, hem de böyle ayrık gibi durur Bakın bu şekilde. Yine diğer yuvaya 3 tane sık iğne yapacağım. Bu bir, bu iki ve bu üç bir zinciri çekiyorum dibinde yine aparatıma takıyorum tüm yuvaları aynen bu şekilde dolduracağız şimdi anlaşıldığına göre daha hızlı yapabiliriz bir iki zincir kapattım taktım yani yine yuvaya giriyorum bir iki zincir aparata taktım üçüncü ilmek olduktan sonra hemen tığıma dolama yapıyorum şöyle bir 2 ve 3. Sıradaki yuvanın içine girdim. 1, 2 ve 3. Bir zincirle şöyle çekip aparatıma taktım. Bakın, sona doğru şöyle arkaya devirebilirsiniz. Eşit ilmek olması için bu şekilde. 1, ee, 2 zincir takıyorum. Taktıktan sonra hemen sıkıştırıyorum yuvaya girdim 1-2 zincirimi çekiyorum aparatına takıyorum bunu bol olmasın diye şöyle dibini iyice bakın sıktırdım hemen buradan bir tane ilmek aldım şöyle 1 2 ve 3 diğer yuvaya aynen şöyle bir şöyle 2 ve 3 3 tane sık iğneyi yaptık yine. Bir zincirimi çekiyorum. Takıyorum. Bakın şöyle geriye dönsün. Önemli değil arkadaşlar. Onu sonra çıkardıktan sonra düzeltiriz. Çünkü önemli olan eşit seviyede ilmeklerin olması. Şöyle iki zincirimi çekip aparatıma taktım. Sıktırdım. Sonuncu yuvamızı da bu şekilde yapıyoruz. Hemen 3 zincirimi çekip aparatımı taktım. Bakın 3 tane sıkı sıkı bu şekilde ilmek. Şimdi bakın tığımı bir dolama aldım. Şöyle bir şöyle iki şöyle de üç. Hemen yeşil yuvaya giriyorum. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Bakın şu şekilde. Hemen üzerine bir zincir. İpimizi koparalım. Evet, şimdi iplerimizi yakalım. Şöyle arkaya dönük olarak Evet arkadaşlar. Ezanımız bitti. Şöyle açtım kirpikleri de bakın. Zaten sık iğne olduğu için dipleri de kalıp gibi oldu. Şöyle elinizle bakın. Mesela şu açılmamış. Şöyle sola doğru açılmayanları açtığınız takdirde böyle kalıp gibi olacaktır arkadaşlar. Dipleri de sık iğne. Evet sizle yaptığımız modelim bu. Şöyle ara suyumuz da çok kolay kirpiklerden oluşuyor bu da size daha önce hazırladığım modelim bence çok güzel oldu arkadaşlar umarım sizler de beğenirsiniz şöyle hoş çıtı pıtı iğneden tığa iğne zarifliğinde şöyle birebir aynısı olduğunu düşünüyorum İnşallah siz de benimle beraber aynı fikirdesinizdir. diyelim bu şekilde şöyle yakın planda göstereyim daha net anlaşılır inşallah kameraya sığdıramadığını düşünüyorum hep ama bu şekilde ekran resmimi almak isteyen arkadaşlarımız da olursa tabii ki şöyle güzel bir e, resim vermeyi istiyorum bir de bu çözünürlüğü çare bulamadık. <laughs> evet. Modelimin bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Bakın. üzerinde farklı ışık açılarından. Evet. Emeklerim için sizde beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şöyle. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.